LGS'ye son 139 gün süre azalsa da bizler hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 139 günde çok şey değiştirebiliriz ve değiştireceğiz de çalışacağız, başaracağız ve kazanacağız diyeceğiz ki biz çalıştık, biz kazandık. Şimdi hemen videomuza başlamak istiyorum. Demiş ki günün yorumunda Meryem Demir 198 beğeni almış. 15 tatil nasıl değerlendirelim demiş. Bak adı tatil ama esasında biraz çalışacağız. Yani kitap okuma mı? Konu ağırlıklı mı? Soru bankası veya deneme hangisi daha verimli olur? Hangisine daha çok ağırlık verelim demiş. Şimdi birincisi öncelikle eksiklerimizi bilmemiz lazım. Eğer konu konu varsa konu çalışmalıyız. Eğer konu eksiğimizi tamamladıysak soru çözmeliyiz. Soru çözdüysek de mutlaka en az haftada 2 veya 3 15 tatil için söylüyorum. Deneme çözmeliyiz. Yani 15 tatilde mutlaka deneme çözmeliyiz. Konu eksiğimiz varsa mutlaka konuları tamamlamalıyız ve sorular da çözmeliyiz. Kitap okumak dersen mutlaka kitapta okumalı. Zaten biz günün kitabı diyerekten okumanız gereken kitapları söylüyoruz. Bununla alakalı yine her zamanki uyarımızı yapıyoruz. Ücretsiz LGS tekrar programımızı Tonguç kitapçılarına alabilirsiniz. Burada hangi gün neyi çalışacağınızı, hangi denemeyi, hangi soru bankasını çözeceğinizi söyledik. Kendiniz de bu programa uygun çalışabilirsiniz ve birinci dönemi süper bir şekilde tekrar edip hızlı bir şekilde ikinci döneme giriş yapabilirsiniz. Günü sözüne baktığımızda Mark Kay bir söz söylemiş. Demiş ki: "Başarının sırlarından biri geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir." Mükemmel bir söz. Niye biliyor musunuz? Hepimiz sene başında başladık. Yapacağım, halledeceğim, matematiği de bitireceğim, fenle de bitireceğim dedik. Ama bazı başarısızlıklar geldi. Yeni nesil matematik sorularına zorlandık. Türkçede bazı konularda zorlandık. İnkılapta bazı konular canımızı sıktı. Fen'de bütün konuları hemen pat diye bitiremedik. Bazı başarısızlıklar yaşadık. Ama emin olun Edison mesela elektriği bulan, ampulü bulan adam yüzlerce, binlerce defa başarısız oluyor. Artık herkes onunla dalga geçiyor. Sen delisin herhalde diyor. Ama en sonunda dünyayı yerinden değiştiriyor. Dünyada başarılı olmuş hiçbir insan şöyle başarılı olmuyor. Oh yaptım tuttu ne güzel. Hayır öyle değil. Yani Steve Jobs da işte Mustafa Kemal Et Türk'te, dünyadaki bütün başarılı insanlar, ülkeleri kurtaran ya da büyük icatlar bulan bütün insanlar bir sürü başarısızlığın karşısında vazgeçmeyip devam ediyor. Bunların hepsini bir tecrübe olarak görüyor. Siz de sınav hazırlık sürecinde yaptığınız bütün yanlışları, yaptığınız bütün hataları diyeceksiniz ki ben bunu bir daha yapmayacağım. O yüzden bugün yaptım. Bugün bu denemede 10 yanlış yaptım ama bir daha 10 yanlış yapmayacağım için bunu tekrar edip hatalarımı göreceğim demelisiniz. Yani başarısızlıkların sizi yenmesine izin vermemelisiniz. Günün kitabına baktığımızda Cervantes Don Quixote'u görüyoruz. Don Quixote çok önemli bir eser. Niye biliyor musunuz? Dünyada yazılan ilk modern roman. Ve dünyada Avrupa'da İncil'den sonra en fazla okunan kitap. En fazla tiyatro çevrilen eser. Çok önemli bir eser. İçeriğini okuduğunuzu öğreneceksiniz. Dünyada yazılan ilk roman okumak ve Türkçenizi geliştirmek istiyorsanız bu eser önemli bir kitap. Bunu da size mutlaka tavsiye etmek istedik. Zaten yüz temel eser arasında. Günün geyiği yine Tonguç. Yani Tonguç zaten ile tanıyor. Bugün kesin bir şeyler yapacağım diyor. Bakalım sonra. Evet. Evet ve yatış. Klasik bir tonguç. Bizler tonguç gibi olmayacağız. Bizler ne yapacağız? Çalışacağız, başaracağız. E tabi arada bir dinleneceğiz. Tonguçlar arada bir dinlensin yani. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yorumlara cevaplamayı unutmayın arkadaşlar.